Sadece sizin takıntınız. Bütün arkadaşlarıma söylüyorum yani. Onu evet. Zaten. İzin alın ya. İzin alın. Şak diye kamerayı gözümüze sokmayın. Şak diye flaşı patlatmayın. Bu bir ahlak, terbiye meselesi zaten. Yani bu bir anlayış, dünyaya bakış meselesi zaten. Böyle bir şey yok. Hep söylüyorum. Şimdi aslında tabii bu sistemin ortaya çıkmasının nedeni bizim gibi düşünmeyip gerçek anlamda magazinle, yani var olacakları hiçbir şey olmadığı için magazinle var olmayı seçenlerden dolayı bu mesele buraya gelmiş. Biraz bunları ayırt etmek lazım. Sırf gazetecilere, televizyonculara gözükmek için belirli mekanlara giden sanatçılar var, şüphesiz. Diye söylentiler var. Katılıyor musunuz? Şüphesiz. Katılıyorsunuz. Şüphesiz olabilir tabii, şüphesiz. Yani ben neredeyse sırf bu sıkıntı yüzünden, gerçekten bu sıkıntı yüzünden doğru düz bir hayat yaşayamıyorum. Ve benim gibi bir sürü insan doğru düz bir hayat yaşayamıyor. Yani istediği yere gidemiyor. İstediği yerde istediği şeyi yapamıyor. Tamam, belki yaptığımız işin bir tarafı bu, bir cilvesi. Yani hani semeresi de bir tarafı da bu. Yani kabul etmek zorundayız bunu ama... Biraz galiba bunu karşılıklı anlayış çerçevesi içerisinde çok daha rahatlatabiliriz. Daha güzel bir şey haline gelebilir. Peki yerli yabancı hangi oyuncuları izlemek size zevk veriyor? İlk önce yerli diyelim, sonra yabancı diyelim. Of! Vallahi yerlilerden Olgun Şimşek çok sevdiğim bir oyuncu. Engin Günaydın'ı seviyorum. Çok yetenekli bir arkadaşımız o da, onu seviyorum. Selçuk abiyi çok severim, oyunculuğunu beğenirim. Özgün'ün oyunculuğu iyidir. Başka aklıma gelmeyen bir sürü insan var ya, bir sürü genç isim var. Yani bir sürü genç oyuncu var. Unuttuğunuz şu anda. Unuttuğunuz insanlar da var. Unuttuğum bir sürü insan var. Ve özellikle gençler gerçekten çok iyiler. Böyle yabancı sinema evde seyredersiniz haliyle. DVD alırsınız, seyredersiniz. Böyle artık bu saatten sonra örnek aldığınız kimse denmez. Onlar size örnek alsına da gelebilir ama. Yok, örnek almaktan ziyade tabii hani hoş, beğendiğiniz, oyunculuğunu beğendiğiniz yabancı olarak kim var diyelim. Vallahi yine o... Yabancılardan? Yani yabancılardan, eski kuşaktan zaten hani var olanlar Kevin Spacey, işte Dustin Hoffman, Billy Hurt, John Hurt, ondan sonra De Niro... yeni kuşaktan da işte hani Brad Pitt serisi. Onlardan da çok iyi oyuncular çıkmaya başladı yeni kuşaklar. Oldu, size yurt dışından bir teklif geldi. Çok güzel bir filmde başrol oynayacaksınız. Hı hı. Hangi bayanla başrol oynamak istersiniz? Uf, güzel soruymuş. Sakata gelmeyelim bu soruda şimdi. Yok yok. Beğeneceğinizi sana falan yok, kesinlikle. Mesela... Bir bayanla başrol oynuyorsunuz. Monica Bellucci tamamdır. Ne bakımdan? Aa, tamamdır. Rol yani bakımdan diyorsunuz. Hem oyuncu olarak hem de çok hoş, çok güzel bir kadın. Gerçekten çok güzel bir kadın. Angelina Jolie. Çok hoş bir kadın. Ne olacak rol? Siz ne olacaksınız? O bilmiyorum artık. Yani senaryona gelecek. Bilmiyorum. Senaryoda öpüşme sahnesi var. Aa, tabii ki. Öpüşeceğiz tabii canım. Özgü Hanım kıskanır mı? Öyle öpüşeceğiz tabii canım. İşimiz çocuklar bu yani. Öyle bir şey yok. Öpüşeceğiz yani. Peki yani. Özgü Hanım'a böyle bir film geldiğinde tepkiniz bir şey olur mu diyeceğim. Olmaz gibi mi geliyor bana? Oyunculuk bu. Oyunculuk. Her şey olabilir diyorsunuz. Peki sanat camiasına gelirsek kimleri beğeniyorsunuz? Dinliyorsunuz diyelim ilk önce. Veya son zamanlarda dinlediğiniz müzik var mı? Klipler olsun böyle. Peki oldu ki bir sanatçı geldi, Oktay Bey dedi, Oktay dedi, benim kasetimde dedi, albümümde bir bölümünde şiir okur musun? Herkese okur musunuz? Hayır. Yani biri geldi, Oktay Bey benim kasetimde şiir okur. Sadece bunu Kibariye için yaptım. Kibariye için yaptım. Evet. Sevgili Kibariye, yapımcısı da benim arkadaşım Ahmet Çelenk'ti. Benden öyle bir şey rica ettiler. Benim kendi albümüm çıkmadan önce böyle bir şey rica etmişlerdi benden.
Ben de gittim. Bir şiir vardı hakikaten, resitatif bir taraftı. O şiiri o albümde okudum. Güzel de oldu. Güzel de bir şarkı söylemişti. Yani iyi bir buluşma oldu orada. Hülya Hanım'a nasıl buluyorsunuz? Türkiye'de şimdi bayan deyince, güzel bayan deyince Hülya Avşarak da geliyor. Hülya'yı severim. Çünkü Hülya sahiden hoş bir kadın. Yani arkadaş olarak da çok iyi bir arkadaştır. Bir kere kötü bir kadın değildir. Yani kafası kötülüğe çalışmaz. Gerçekten çalışmaz. Yani bakmayın gırgır tarafı vardır, insanları sinirlendirir. Bazen özellikle dürter, sinirlendirir. Hani o kendine göre bir politika uyguluyordur, onu bilemeyiz ama özel hayatında, normal hayatında gerçekten iyi bir insandır. Yani yardım etmeyi sever, vicdanı olan bir kadındır güzelliğinin yanı sıra. Bence konuşulması gereken en önemli şeyler bence güzelliğinden önce onlar. Peki şimdi sırada bir kasetimiz var. Ne kasetimiz var acaba? Ne var? Ne olabilir? Hülya mı? Hülya Hanım'la ilgili bir kasetimiz var. Sizin Hülya Hanım'ın programına gitmiştiniz biliyorsunuz. Ha evet. O kaseti şöyle ufak bir hatırlayalım, sonra geri geleceğiz. Nereye? Gel buraya. Nereye? Gel. Evet, kaseti izledik. O an onu yapmak için düşünceniz var mıydı yoksa o an mı aklınıza geldi? Valla kafamda planladım. Bir şey yapmam gerekiyordu orada. Bir şey yapmam gerekiyordu orada doğrusu ama espri kendiliğinden çıktı. Yani ne yapacaksın dedi. Hani bu parayı kazanman için bir şey yapman lazım. Bir kampanya için gittik zaten orada. Dedim ki ben böyle bir iş için sırtımda taş taşırım. Taşı nereden bulacaksın dedi. Taş burada dedim ya. Çok güzel. Çok güzel. Yani denk geldi. Programdan sonra nerede? Programdan sonra bunu sadece Oktay yapabilir dedi zaten o da açıklamasında. Hani böyle bir şeyi sadece Oktay yapabilir. Çünkü o benim çok canım, çok ciğerim dedi. Doğru. Doğru söylüyor da. Yani hakikaten birbirimizi çok severiz. Peki şöyle aynaya evden çıktığınızda her erkek gibi bakarsınız. En azından bir tipinize. Bakarım. Tabii herkes bakar. Kendinizi bakınca yakışıklı buluyor musunuz? Ya? Hayır. Yakışıklı bulmuyorum doğrusu. Yani ama ne denir? Yakışıklı değil de başka bir şey diyebiliriz. Çekici diyelim mesela. Yani ne bileyim farklı diyelim. Karizmatik. Belki hani bunun üst başlığı hepsini toplayan bir üst başlık içeriyorsa bu. Yani hani karizmatik diyebilirsek. Bu karizmatik lafı komik aslında biraz ama artık son zamanlarda o kadar komik bir hale geldi ki. Hani ama onun adı karizmatikse evet. Yani çirkin değilim en azından. Evet, çirkin değilim. Değilim. Çirkin ama yakışıklı değilim. Ama yakışıklı da değilim o kadar canım. Yani çok yakışıklı çocuklar var şimdi hakikaten. Onlara haksızlık ettik olur. Yakışıklıyım demek. Şimdiye kadar hep kısa saçlı tanıdığınız Oktay Kaynarca ekibimizin hazırladığı uzun saçlı halini görünce ne yorum yaptı? İğrenç oldu. Az sonra. Ben yakışıklı sayılır mıyım bilmiyorum. Bazılarına göre yakışıklı sayılıyorum ama. Aslında gözler mözler. Fena değilim canım abi. Ya, hala tamam parayı alırız daha. Tamam bir şey olmaz. Yaş da fazla geçmedi aslında değil mi? Geçmedi daha hala. En peki, güzel yaşımda. Saçınız? Ya saçım gençken şimdi uzun saçlı halim var. Resimleri vereceğim sana zaten. Mesela ben uzun saçlı halime nazaran bu halimi daha çok seviyorum. Ve bir sürü insan da aynı şeyi seviliyor. Benim saçlı halimi bilen, beni yani gerçekten gençliğimden itibaren tanıyan bir sürü insan. Ya böyle daha güzel oldu. Daha yakıştı bu saç biçimi sana. Yani saçın komple dökülse de senin için bir şey fark etmeyecek. Şanslısın diyen bir sürü insan var. Öyle peki seviyorum. Acaba bu yaşta uzun saçlı nasıl olurdunuz diye merak ediyorsanız. Hadi bakalım. O zaman bir izleyelim bakalım Oktay Kaynarca'nın bu yaştaki uzun saçlı hali nasılmış. Resmi sizde gördünüz. İğrenç olmuş. İğrenç mi olmuş? Yani bence de bu halde bana İğrenç göre... İğrenç olmuş. Aman canım saçlarım ya böyle iyi ya. Böyle iyi değil mi?
Oktay Kaynarca oyuncu sevgilisi Özgün Amal için neler söyledi? Özgü çok güzel kız. Az sonra. Peki kendinizde beğenmediğiniz yönleriniz nedir? Ya yani şurayı ben çabuk şöyle... Çabuk sinirleniyorum Serkan ya. Çabuk sinirleniyorum. Üstelik artık çabuk sinirlenmemem gerektiğini bildiğim halde çabuk sinirleniyorum. Çünkü hayatla telaşın o kadar fazla iç içe olmaya başlıyor ki... bir sürü şeyi o kadar çok kendin halletme telaşına düşüyorsun ki etrafındaki aksayan şeylere sinir olmaya başlıyorsun. Çünkü onlar sana zaman kaybettiriyorlar ve ben her şeyin çok çabuk yapılmasından yana olan bir adamım. Psikiyatriye gittin mi? Psikoloğa? Gitmedim. Gitmeyi düşünür müsünüz yani? Gitmedim. Bir arkadaşım vardı. Onunla sohbet ediyorduk. Sonra dedi ki ya sen beni tedavi ediyorsun. Boş ver ne psikiyatrisi dedi. Gerek yok dedi yani. Vallahi öyle çok hoş sohbetlerimiz olmuştur psikiyatri arkadaşlarla falan. Ama yani galiba ihtiyacım yok. Galiba yok. Peki biraz hafiften özel hayatımıza gireceğiz. Özge Hanım'la bir ilişkiniz var. Sansasyondan uzak. Kim biriyle beraber olsa biraz devamlı çıkar, gözükür. Herhangi bir sansasyon olur ama sizin beraberliğiniz çok seviyeli, çok güzel bir şekilde gidiyor. Bunun... Şimdi elimden geldiğince bu meseleyi çok fazla konuşmak istemiyorum. Yani hani bir ilişkinin televizyona çıkılıp iki taraf arasında anlatılması çok hoş bir şey değildir bana. Tabii ki. Özel hayattır. Tabii ki. Her zaman söylüyorum. Özel hayat özelde kalır. Sonuçta bizim yaptığımız işteki performansımızı, yaptığımız işi takip edenler tabii ki merak edecekler. Yaptığımız işleri tabii ki merak edecekler. Ama özel hayatımızı merak etmelerini çok doğru bulmuyorum açıkçası. Ama merak ediyor, onu da biliyorum. Şimdi... özellikle özel hayatla gündeme gelmek hayatım boyunca hiç tercih ettiğim bir şey olmadı. Yani evet, elimden geldi, evet elimden geldiğince bu meseleyi hep böyle yaptığım işten ayrı tutmuşumdur. Bir şeyin açıklaması yapılacaksa hani resmi, gayri resmi neyse bir şekilde yapılır ve çekilir. Bana göre biter. Çok fazla özel hayatıyla gündeme gelen insanların bir süre sonra dejenerasyona uğradığını, zemin kaybettiğini, yer kaybettiğini, toplumun gözünde yer kaybettiğini gözlemledim. Ve biliyorum ve görüyorum. Hep birlikte yaşıyoruz bunu. O yüzden elimden geldiğince bu meselelere de hani çok fazla açıklama yapmak yerine istediğim hayatı yaşamaktan yanayım. Yani bu meselelere çok fazla girip çıkmak istemiyorum doğrusu. Allah bozmasın diyoruz. Eskişehir taraftarı olduğunuzu duyduk. Hala öyle midir? O mesele nereden çıktı? Eskişehir şöyle. Benim küçük amcam gençliğinde çok enteresan bir şekilde Eskişehir sporu tutardı. Ben de onu çok sevdiğim için, o Eskişehir sporlu olduğu için ben de Eskişehir sporu tutardım. Sonra şu hale geldi. Ben biraz böyle haksızlıklara çok fazla hani göz yumup istediğim, yani bana ne ya, hani benden sonrası tufan veya bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyen adamlardan değilim. Bu yüzden de başıma çok bela gelmiştir. Ama mesela hani spor meselesinde de dört büyük takımın dışında ben aslında Anadolu takımlarını tutmayı seçiyorum. Yok mu Fener, Galatasaray, Beşiktaş? Yani yok bana göre ama mesela hakikaten bir tane bir Anadolu takımı bu dört büyüklerden bir tanesini yendiğinde ben mutlu oluyorum. Çünkü o zaman başka bir azim mücadelesi var o işin içerisinde. Yani dört tane büyük takımın parası var. İstediği parayı istediği yerden bastırdıktan sonra istediği futbolcuyu getiriyor, güçlü bir takım oluşturuyor. Sonuç olarak zaten onları yenecek o kadar güçlü bir takım. Ama buna rağmen, oradaki imkansızlıklara rağmen kendi ferdi başarılarıyla büyük bir takımı yeniyorsa Anadolu takımlarından bir tanesi benim hoşuma gidiyor. O dönemde Eskişehir sporluydum. Hala da severim Eskişehir sporu. Yani gel, hani, bana say desen 11'i sayamam ama. Fenerbahçeli yapalım siz istiyorsunuz. Yok yok olmuyor. Olmuyor. Buradan da ben Fenerbahçeli olduğumu söylemiş oldum galiba ama. Biliyorum canım. Peki size 5 soru soracağım. 5 tek cevap. Eyvah. Son bunlar. Hı-hı. Özgün Amal. Özgün Amal. Tekrar yok. Aynısını söylemeniz yok ama. Özgün Amal mı yani? Özgün Amal. Özgün Amal. Özgün Amal. Ya, ufak tek bir şey söylemek istersen. Özgü çok güzel kız. Çok iyi bir oyuncu. Hayatınız boyunca bu ülkede yaşadığınız süre içerisinde Özgü yaptığı işle sürekli karşınıza çıkacak. Özgü çok başarılı, çok yetenekli, çok ahlaklı ve disiplinli bir kız. Yaptığı işi doğru yerden bakarak yapan bir kız. Yani gerçekten o sansasyonel, hani bildiğimiz gündeme bir sürü abuk sabuklukla gelen insanlardan çok ayrı bir yerde duran, tabii ki kendine göre bir yaşam felsefesi olan, işte akademik kariyeri de olan bir kız. Hayatımız boyunca Özgü'yü hep göreceğiz. Yani hayatımız hep var olacak.
At. At. At özgürlük ve sadakat, sadakat anlamına geliyor galiba. Ama at hakikaten çok sevdiğim, çok asil bir hayvan. Aşk. Hastalanmak. Hasta mısınız şu an? Hastalanmak. Şu an hastalık var. Yani hasta... Hastalığı sevgiye çevirebiliyorsan yırtıyorsun. Ama hasta değilim, bunu söyleyebilirim. Peki, silah? Silah poligonda. Poligonda, sadece poligonda. Poligonda. Çok bayıldığım bir şey ama poligonda. Para? Para gerekli ama amaç değil, araç. 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 Şiir. Şiir, hayatın anlamı, tadı. Tadı. Serkan Kaya. Yok, burada bitti. Peki, söylemek istediğiniz, maço bir erkek misiniz? Maço bir erkek miyim? Zaman zaman maço olduğumu gözlemliyorum. Yani dışarıdan gördüğüm kadarıyla da galiba başka bir sürü insana karşılık, hani gözlemlediğim başka erkeklere karşılığı bakarak zaman zaman maço olduğumu görüyorum, evet galiba. Hani ama bu kötü anlamda bir maçoluk değil. Hani eğer sahiplenmenin, ara sıra kıskanmanın, tepki göstermenin, biraz hani babalarımız tadında bir adam olmanın adı maçoluksa maçoluğu kabul ediyorum. Şimdi Türk halkında vardır işte, evde reis erkektir, emir reisi erkektir. Buna katılıyor havanız var aslında sizin ama. Şimdi reislik, yani hani aslında Türkiye'de genelde böyledir. Şimdi bunu inkar etmek haksızlık olur, ülkeyi genelde reddetmek bakarsan, olur. Yani böyle bir şey yok, evet böyledir. Ama sonuçta herkes de bilir ki aslında biz... Aslında normalde anaerkil bir toplumuz. Yani baba erkil değil. Aslında bütün her şeyi elinde tutan, derleyen, toparlayan ve bütün her şeyi bir noktaya getiren, sıfırdan bir noktaya getiren kadınlardır. Bunu erkekler kabul etmezlikten gelirler. Bir anlamazlıktan, bilmezlikten gelirler. Bu karşılıklı kadın ve erkek arasında oynanan bir oyundur. Evin reisi erkektir derler ama cumhur reisi de kadındır yani. Yani güç kadındadır her zaman olduğu gibi diyorsunuz. Yani kadındır. Çok teşekkür ederiz sohbetiniz için. Çok hoş bir sohbet oldu. Ben teşekkür ederim Serkan'cığım. Çok sağ olun. Sağ olun. Biraz dünden, biraz bugünden, bu haftalık da sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.